Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ebu Hureyre radıyallahu anh Ramazan ayında zekat malını korurken geceleyin yanına biri geliyor. Çalmak istiyor ama çalamıyor. Hazreti Ebu Hureyre onu yakalıyor. Ve seni diyor Resulullah'a teslim edeceğim. Vallahi ben diyor fakirim, çocuğum var, şöyleyim, böyleyim, ihtiyacımdan dolayı bunu yapıyorum. Acındırıyor, öyle diyelim, acındırıyor ve salıveriyor Ebu Hureyre. Sabahleyin Peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaşınca, dünkü diyor, seni ziyaret eden ne yaptı, ne dedi, anlatıyor Ebu Hureyre. Yalan diyor, tekrar gelecek. Bu gece tekrar gelecek diyor. Gerçekten de tekrar geliyor. Aynı sözleri tekrarlıyor. Muhtaç olduğunu, fakir olduğunu, yoksun olduğunu, çocuklarının aç olduğunu söylüyor. Yine bir daha bırakıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünkü diyor misafirin ne yaptı? Söylediklerini anlatıyor. Acaba peygamber nereden biliyordu? Vahiy vasıtasıyla peygambere nedir? Bildiriliyor. Vahiy vasıtasıyla peygambere bildiriliyor. Üçüncü günde yine geliyor, bitti artık yeter diyor. Kaç kere oldu? Söz veriyorsun, yemin ediyorsun gelmemen için ama yine de geliyor. Neyse diyor, ben sana bir şey öğreteyim diyor. Eğer o öğreteceğim ayeti okursan, şeytan diyor sana yaklaşamaz. Nedir? Ayet-i Kursi. Ayet-i Kursi okuduğun takdirde diyor, yatmadan önce okursan, efendim, şeytan sana yaklaşamaz diyor. Bundan dolayı bir daha serbest bırak diyor. Sabahleyin Peygamberimizin yanına, sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına, Ebu Hureyre gelince durumu anlatıyor. Söylediği o söz diyor doğrudur. Yani bak şeytan bile şeytan olsa söylediği söz doğru ishal edilmelidir. Doğru olarak kabul edilmelidir. Düşmanın bile efendim gerçeği söylüyorsa kabul etmelisin. Yani düşmanına düşmanlık yapman, buğz etmen, nefret etmen seni adil olmaktan, adaletli olmaktan nedir? Alıkoymaması lazım.